İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı ve 2021 Uluslararası Cesur Kadın Ödülü sahibi Sayın Canan Güllü. Canan Hanımcığım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun her ikimize de. Tüm izleyicilere de umarım ki kaliteli bir yayın izletebiliriz birlikte. Sohbetimize Feminist Akademi ile başlamak istiyorum. Aralık ayında Feminist Akademisi'nin açılışını yaptınız. Buna neden gerek duydunuz? Beklentiniz nedir? Ne gibi faaliyetlerde bulunulacak? Türkiye'nin genel anlamda sorunu toplumsal cinsiyet eşitsizliği yani alt tabandan başlayan ama yelpazede genişleyen e, neredeyse hani sesi onu bulan e, sorunun temel kaynağında bir eşitsizlik e, kavramı var ve bu konunun ortaya e, atıldığı da giderilmesini sağlayacak çözüm de verilerden geçer. Verileri elde edebilmek aynı dili konuşabilmek, aynı standartizasyon içinde mücadeleyi ve bilgilendirmeyi yapabilmek. Biz biliyorsunuz ki 1976 yılından beri virüs çatı örgütü olarak hizmet veren e, kadın örgütlülüğüz. İçinde hepimizin aktivistlikten geldiği bugün örgütlü mücadelenin e, sürdürülebilir olmasını sağlayan arkadaşlarımızla sahada gördüğümüz bu eksikliği e, alanda en azından farkındalığımızla Tespit ettiğimiz bu eksikliği giderelim istedik ve bunun ilk adımını da Feminist Akademi diyerek dilde başlayacak ve sahada yapılacak araştırmaların veri üzerindeki eksikliğini giderebilecek. Burada e, ortaya çıkan sonuçların iyi değerlendirmesini yapabilecek ya da sonuçların iyi değerlendirilebilmesi adına o kesişimsellik dediğimiz bütün taraflarıyla içine alabilecek ayrı gayrı yapmadan, hani biraz önce de dediğim o standartizasyonu sağlayarak gidebileceği bir yol haritası koymak istedik. Bu kadar yılların deneyimleriyle önümüze ve Aralık ayında da bu akademinin öncelikle web üzerinden açılımını sağladık. Yani önce bir kendimizi web üzerinden açacağız. İlerleyen zamanda sürecin kendini daha netlik ortaya koyabileceği araştırmaları yapmaya başladıktan sonra da ...bir fiziki binaya geçerek bu akademinin devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlamaya e, hedefi koyarak yola çıktık. Açıkçası e, bir hayalimizde öyle diyelim. Bir hayalin ilk adımını gerçekleştirdik. E, zor koşullar altında, COVID'de çok dar e, sayıda e, arkadaşlarımızla e, bilgilendirme yoluyla e, bunu açtık. Şimdi... Onunla ilgili araştırmalarımız da başladı hemen. E, süresi böyle devam edecek. Yani ana neden e, Türkiye'deki veri eksikliğiyle beraber e, kapsayıcılığın olmadığı bir süreci net bir hale getirebilmek. Bunu açacağım biraz sonra sorularınızda belki. Ben şimdilik bunu söylemiş olayım. Veri eksikliğinden bahsettiniz. Bu veri toplanmıyor mu? Veya da sizinle paylaşılmıyor mu? Toplanan veri istediğiniz nitelikte mi değil? Yani sorun nedir? Tam da böyle istediğim bir soru geldi. Hani pazarlık yapıp önceden versem bu kadar olurdu. Sevgili Sibel, konuya hakimliğin. Buradan bir kez daha beni mutlu etti. Türkiye'de veri toplanıyor. Ama bölük bölçük toplanıyor. Yani... Türkiye'de e, demografik yapı üzerinden bir ayrıştırmayı baz almadığınız e, kadın ve erkek eşitliğini yaptığınız araştırmada sonuç ne çıkar size? E, kadın ve erkek nüfusu oranlaması çıkar, ama o kadınların yaşı, medeni durumu, göç hali, eğitim durumu, demografik yapı üzerindeki yaşam alanlarında yani bu ayrıntıları e, koymazsanız araştırmanızın içine ortaya çıkan da sizin sorununuzu götürmez. Türkiye'de böyle bir şey var. veri hazırlama yolun temi kamusal açıdan söylüyorum. Böyle bir yöntem var. İşte kaç tane kadın öldürüldü? Öldürüldü kadınlar ama bu kadınların yaşı kaçtı bölgesel yaşam alanlarındaki durumları konumları neydi ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı katliamların ana fikrinde çözüme üretecek sonuca giden bir veri paylaşımı yoktu çok uzun yıllar boyunca. Şimdi yeni yeni ucundan geliyor ama o verilerin de hani çözüme giden süreç içinde yer almadığını, doğru paylaşımların, paylaşımların yapılmadığını. Çünkü rakam yüksek çıktığında eğer bu ekonomi ya da kadın cinayetlerindeyse halının altına süpürün. Ama işte e, köprüden geçiş sayısı şu kadar oldu gibi hava atılacak bir mevzuysa o oranlamaların açıldığı bir kamu verilerinin paylaşımındaki siyasal yöntemlerle canımız çok yanıyor. Açık ve net olarak ana nokta bu. Biz şiddet çalışıyoruz. Bizim alanımız mutlaka kadınların siyasette karar mekanizmalarında olması, eğitime ulaşması, hukuki haklarından yararlanması, sanatla kendini ifade edebilmesi gibi alanların yanı sıra kadına karşı şiddet son yıllarda en öncelikli konumuz oldu. Ve bu konuyla ilgili Türkiye'de 7/24 hizmet veren profesyonel ekiplerce ve kamu ayağını olayın içine dahil ederek çözüm sağlamaya çalışan o çözümü sadece mahkemenin yolunu göstererek ya da e, kolluğun yolunu göstererek değil, oradan sonraki süreç içinde ya da öncesindeki süreçte de neler yapılabileceğini ortaya koyan bir e, kurumsal kimliğimiz bizi bu sorumluluk içinde doğruya ve kadın cinayetlerindeki özellikle yansımaları, e, enses çalıştığımız için çocuk istismarlarındaki yansımaları daha doğru bir veri olarak ortaya çıkarma zorunluluğunu hissetti sorduğun sorunun aslında çok kısa cevabı evet az paylaşımlı doğru olmayan veri kaynaklarıyla hatta Covid-19 döneminde iki yıl boyunca mesela Adalet Bakanlığı'nın adli sicil istatistiklerinde kapanma oldu. Kapatıldı, ulaşılamadı verilere. Sonra verilere ulaştığınızda yani açıldı ekran. Aa bir düşüş var. Ne kadar güzel bir düşüş. Düşüş olduğu için çünkü o iki yıl boyunca Adli sicil istatistikleri dediğimiz istismar konusundaki konu hmm. için söylüyorum. Çocuklar hiçbir yere gidemedi ki, şikayette bulunamadı ki. Ne kadar güzel bir yani şey. Bizim Osmanlı döneminde miydi Milli Eğitim Bakanlığı için? Hani öğrencisi olmasa bu bakanlığı yönetirim fikrinin şeyi gibi e, ifadesinin bugünkü e, gündeme gelmiş hali gibi insanların müracaat edemediği, e, taciz, istismar konularında birdenbire verilerin düşmesiyle gururlanıp adli sicil istatistiklerini açıyorsunuz ve diyorsunuz ki e, iki yıl önce yüzde kırktı şimdi rakamı atıyorum şimdi yüzde yirmi oldu. E, i̇şte biz bunların e, gerçekliğini çıkarmak istiyoruz. Biz kimiz? E, biz de 76 yılından beri sahada emeğini veren kurumsal kimliğiyle yaptıkları ortada olan siyaset üstü kimliği çok önemli. Onu ortaya koyabilen kurumların yani devletin non government dediğimiz devlet dışı yapılamayan işleri yapan, eksiklikleri giderebilen stratejik olarak öncelikli konuları devletten bir adım önde, devletin kurumlarından, devlet derken yanlış anlaşılmasın, kurumlarından bir adım önde olarak öncelikleyen, çalışan, sahada deneyimleyen, gözlemleyen, farkındalıklarıyla ortaya bir tablo koyan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak kendimizi burada görevli kaldık açıkçası. Covid süresince şiddet verilerinde düşüş olması ilginç. Çünkü e, bu süre içinde Dünyanın her yerinde kadına şiddetli bir artış e, söz konusuyken Türkiye'de düşüyor olması veya düşmüş olması e, gerçekten çok ilginç. Şimdi e, basit bir şey söyleyeceğim. E, LGBT bireylerin e, hastalıklı kimlikler olduğunu söyleyen bir bakanlığın e, verisinde LGBT'nin uğradığı şiddet sayısını görebilir misiniz? Göremiyorsunuz. İşte şiddetin de arttığı dönem Covid 19'da hatta e, tüm dünya diye de dediğin doğru tamamen dünya içinde arttı. Hatta Covid'in ilk başladığı andan itibaren Çin'de psikolojik şiddetin ağır baskıları sonucu evliliklerdeki sarsıntılarla biz ilk dikkatimizi Çin'e çevirmiştik. Sonra Fransa'da, İtalya'da gelen önlemler e, zorunluluğuyla kadınların hem Covid mikrobuyla pandemide mücadele ettiği hem ev içinde şiddetle o karartma karantina günlerinde şiddetle mücadele ettiğinin de farkındalıkları bizde çok sonra fark edildi. Orada da yine sivil toplum örgütü olarak çok net hatırlıyorum ben 8 maddelik bir bildiri yayınlamak zorunda kaldık. İktidarın Aile Çalışma Sosyal Politikalar Bakanlığı'ydı o zaman adı. Onlara dedik ki şunları şunları yapmak zorundasınız. Böyle bir şiddet olayında önlem alacaksınız. Ancak tam da o dönemlerde e, çok söyledim bu cümleleri. Alo 183 hattı yani şiddetin erişebilecek mağdurunun erişebileceği hat kapasite yetersizliği yaşadı. E, tam o dönemde kolluk kuvvetlerine e, yaşlılar için yaşlı e, yaş almış e, insanlar için kadın erkek e, büyüklerimiz için e, kolluktan işte ekmek limon ne bileyim sebze o siparişleri verebilme hattını açtıklarında kolluğa giden kadınlara bir dakika bizim şimdi daha önemli işlerimiz var dendiği için biz diyanette boşta kalan camilerin de kapalı olduğu dönemde imamları bu tür olaylara e, yönlendirin. Polisi bize bırakın diye de ses vermiştik. Çok iyi hatırlıyorum. Ciddi anlamda sadece şiddet artmadı Covid-19 dönemde. Hala e, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun da politika üreten bir merkez olmaktan maddi yardım yapan bir merkeze dönüştüğü noktada kadın yoksulluğu arttı. Yani kadın yoksulluğunu e, arttıran sebeplerin başında Evinden ayrılmış yeni bir yaşam kurmaya çalışan kadınların COVID döneminde işten ayrılmasıydı ya da evlere temizliğe giden o şey bakım yükünü üstlenen hani kreşlerin olmadığı dönemde evde çocuğunuza bakan temizliğinizi yapan kadınlar birden eve alınmadı mikrop taşıyacaklar diye işsiz kaldılar. Yine e, merdiven altlarında çalışan e, kadınlar sektörel olarak güvencesiz kaldıkları için paralarını aldılar, tahsil edemediler. Hastalandıklarında e, doktora gitti, sığınmaya, sığınma evine gitmeye çalıştıklarında e, her iki halde de kaynakları olmadığı için hastaneye e, izin olmadığı için de şiddet nedeniyle sığınaklara gidemediler. Ciddi bir travmadan geçtik biz, hala da geçiyoruz ve acıları da sanıyorum uzun yıllarda. Kadınlar üzerinde etkisi olacak bir süreç onları da bertaraf etmeye ve dili değişerek bu ayrımcılığın ortadan kalkmasını sağlamaya. Biraz önce dedim ya o kesişimsellik hikayemiz bizim aslında var olan o ayrımcılık tablosunun da derinleştiği bir dönem bu dönem. Bu derinleşmenin vuku bulduğu zamanlarda bir de İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiğinizde etrafınız uçurum ve ortada kalmış bir konumda düşünün bir kadın olarak kendinizi hiçbir dayanağınızın, hiçbir güvencenizin olmadığı yerde biz diyoruz ki bu güvencenin oluşması adına sahada farkındalıkları arttıralım. Yapılması gerekenleri danışma kurullarıyla, akademiyle, kurumlardaki eğitimlerle farkındalığı arttırarak işbirliği yoluyla bir sahadaki molozları temizleyelim. Yollar açılsın, bizler de aydınlık geleceğe gidelim diyoruz açıkçası. Programımızın konusu şehirler ve ben de tabii e, konuyu şehirlere getirmek istiyorum. Türkiye'de olsun, dünyada olsun e, çok ciddi bir akıllı şehir gelişmesi söz konusu. E, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçen yıl açık veri portalini açtı. E, Feminist Akademisi'nin belediyelerle bu veri konusunda ne gibi işbirliği olabilir? E, onların size ne gibi katkısı olabilir? Siz konuşmalarınızda hep yerel üzerinden çalışmaları götürmekten bahsediyorsunuz. Bu konuda neler yapılabilir? Türkiye'de ben sivil aktivizmin içine yerel yönetimleri inceleyerek giren bir kadınım zaten. Evet, kadın mücadelesini yaptık ama yerelde kadın karar mekanizmalarında kadınlar konuları üzerinde yaklaşık 12 yıl çalışmış yani akıl ve fikir yürütmüş, emek vermiş muhtar kadın muhtar olması için onlarca semineri düzenlemiş bir derneğin genel başkanlığını yaparak buralara geldim. Yani yerelle bir kere çok uzun soluklu bir yürüyüşüm var şahıs olarak. Sonra federasyonda biliyorsunuz ki bir protokol konusunu gündeme getirdik çok uzun zamandır. Hatta İstanbul Sözleşmesi sürecinde yerel yönetimleri, baroları, kolluk kuvvetlerini, üniversiteleri, diyaneti, sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek yerelde çözüm üretme mekanizmalarında 42 ilde de hala çalışmalarımız sürüyor. Ama ayrı olarak geçtiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına yönelik çalışmadan sonra biraz daha hızlandırdık bu işi. Var olan ve sürdürdüğümüz e, acil yardım hattının protokolü de diye adlandırdığımız bir çalışmayı belediyelerle imzalıyoruz. İmzalamanın ana nedesi işte tam bu veri noktasına geliyoruz. Yani kentin demografik atlası ne durumda? E, şimdi bizim Antalya Antalya'yla Ankara'yla, e, İzmir'le Büyükşehir küçük Manavgat'la Kuşadası'yla sahil ve turizmin yoğun olduğu cinsel istismarların Olduğu noktalarda da böyle bir dengeleme ile de gidiyoruz ya da işte Alanya gibi turizmin çok böyle yoğun olduğu bölgelerde tüm buralarda imzaladığımız protokolün içeriğinde zaten bu olay veriye dayalı süreci hayata geçirmek kadın erkek nüfusumuz ne kadar ne kadar eğitime gitmiş ne kadarı bu eğitimden geri dönüşle istihdama katılmış, ne kadarı göç almış bu şehrin, medeni hallerdeki durumlar hangi konumda, o ayrıntılarla beraber yaş, demografik yapı, ortam, Türkiye ekonomisini ürettiği ya da katkı koymadığı üretimden nasiplendiği durumlar, bunların her biriyle oradaki eğitime ulaşma, Eğitimden yararlanma, meslek örgütleriyle kurumlar arası diyaloğun yine toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinden yararlandırılarak şehrin ana yapısını o akıllı kentler dediğiniz var ya, şimdi biz onlara eşitlikçi kentler diyoruz aslında. Hmm. Ee, kadına kadın dostu kentler olarak bir dönem Birleşmiş Milletler adlandırmıştı. Ben kadın dostu kelimesini de artık kabul etmiyorum. Dost falan değil. Eşitlikçi, doğru bakış açısı. Bu kent eşit mi? Eşitliği sağlanabilmesi için neler yapacak? İşte tam da bizim elimizde 40'ın üzerinde belediyeyle yaptığımız protokolde bunları sağlamak durumundayız. Gece karanlığında sokağa çıktığında elektrik lambaları yanıyor mu? Ee, yine bütün belediyelerle yaptığımız çalışmadaki ilk istediğimiz gece e, çalışan otobüslerin e, durak e, zorunluluğundan kadınların istediği yerde indirilmesine kadar gelen karar aşamalarını getirebilmek ya da işte menopoza giriyoruz Türkiye'de biraz da beslenmeden kaynaklanan eksiklikler nedeniyle ağır travmaların yaşadığıdır kadınlarda menopoz. Kemik erimesi var. Elinde filesi, kolunda çocuğu ya da torunu. Onunla beraber kaç otobüste Tokiler şehrin uzak bölgelerine yapıldığı için. Kaç otobüsten indi, bindi, çıktı, geldi bunları ne kadar aza indirebiliriz gibi. Sizin o bahsettiğiniz bunu akıllı kentlerde teknolojik olarak altyapıya nasıl döndürebiliriz? Teknolojiden nasıl yararlanabilir kadınlar? Erişimleriyle pazar paylarını kurdukları iş dünyası nasıl kullanabilirler? Tüm bunların hepsinin e, tablosunu bir protokol üzerinden götürüyoruz. Öyle e, hep söylüyorum e, bize kaynak verin işte biz sizinle çalışalım da değil. Tamamen gönüllü. Bunların her birini de bir araya getirdik. Bütün bu imzaladığımız belediyelerin yerel eşitlik eylem planları diyoruz tamamına. Bu benim bahsettiğim sizin hem katılımcı bir demokrasiyi sağlamak hem e, demokrasinin işlerliğini sürdürülebilir olduğunu sağlayabilecek, hem kent konseyleriyle iletişimlerini sürdürebilecek, yereldeki sivil toplumla e, sürdürülebilecek diyaloğu oluşturan bütün bu belediyenin sosyal hizmet alanlarındaki ya daire başkanları, ya bizimle beraber o birimin sorumlusu arkadaş bir WhatsApp'a hattının ucunda ilk çalışmayı e, bu grupla beraber e, Kasım ayında e, İzmit Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sayın e, Fatma Kaplan e, arkadaşımızın, belediye başkanımızın önderliğiyle oralarda yaptık. Çok da güzel oldu geri dönüşler arkasından onlarca ve herhangi e, bir siyasi parti değil değişik siyasi partilerden talepler aldık. Sonrasında geçtiğimiz e, günlerde de Şubat ayının hemen başında Denizli Bozkurt Belediyesi işbirliğinde Merkez Efendi ile de yapmıştık aynı şekilde. Orada bir toplantıyla neyi yapıyoruz, ne yapıyoruz derken bu süreç gitti. Mesela Mart'ın sanıyorum sonlarına doğru Balçova'da var. Ben önümüzdeki hafta Muratpaşa'dayım. Yine Tekirdağ'da var. Yani aklıma geldikçe söylüyorum. E, belediye ama standardı da böyle çok hemen her gün bir protokol imzalayalım yapalım babına getirmiyoruz. E, kendi içsel çalışma gücümüzün de farkındayız. Böyle biz bir e, ordu çalıştırmıyoruz. E, kaynakları kısıtlı olan bir örgütlenme. Dolayısıyla da sayıları acil yardım hattının işletilmesindeki önemli... E, sayısal verileri doğru tutabilecek, yanlışlığa gitmeyecek bir süreci işletmek istiyoruz. E, akıllı kentler e, sanıyorum önümüzdeki dönemde e, sorun olmadan görevleri ve misyonlarını yerine getirecek ama en en önemlisi e, iktidarın ben kadın politikası uygulamıyorum dediği yerde bir alternatif var. Yerelden politika üretiyoruz, İş bu kadar basit yani. Geçen ay Danıştay savcısı Elmas Mucukgil İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılmasının e, hukuka aykırı olduğunu, e, kararın iptal edilmesi yönünde görüş bildirdi. Bu süreç nereye gidiyor? Bu konuda sizin beklentiniz nedir? Ee, Elmas Hanım kral çıplak dedi. <laughs> yani hepimizin bildiği e, 220 kişinin söylediği kral çıplak lafı e, Danıştay'a dava açan, Bizim gibi örgütlerde ve e, kurumsal kimliklerle kişilerin e, sayısı 220 e, kurum ve kişi danıştaya itiraz dilekçesi yazdık ve hepimizin ana e, itiraz dilekçesi e, anayasanın e, verdiği yetkilerde 6, 7, 8, 9, 11. maddeler ve bu maddeler üzerinden de yasama yetkisinin Cumhurbaşkanı dahi olsa onun tarafından kullanılamayacağı üzerine kuruluydu itiraz dilekçelerimiz ve bu konunun hukuksuz olduğu bu yetkinin ulu orta kullanılmasının toplum için zararlarını devletler için zararlarını anlatan Dilekçesi raporu bizim için önemli tabii ki çok takdir et takdire şayan ve bunu da şöyle kral çıplak demenin noktasını öyle getirdim yine bir kadın çıktı bu cesareti ortaya koyarak söyledi yani açık ve net her zaman söylediğimiz kadınlar vardır kadınlar kadınlar her yerde işte o bir tanesi çıkıyor onlarca erkek hakimin görevinin yanında diyor ki yaptığı eylem yanlıştır, hukuksuzdur. Bu aslına bakarsanız oyalama taktiğinin bir sürecinin geldiği noktadır. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun hukuksuz olduğunu biliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışmanı da bunun hukuksuz olduğunu biliyor ya da hukuk müşavirleri de biliyor. Bu konu şey benim için hani bilmediler de burada hata yaptılar gibi değil. Çok iyi oyun kuruyorlar sevgili Sibel im. Yani çok iyi oyun kuruyorlar. Nasıl bir oyun? E, siyasette daraldılar. Bir sıkışma var. 20 yıllık bir 2002'den bu döneme gelen bir iktidar e, sürecinin artık dünyada da bu kadar uzun soluklu bir örneği olmamıştı. Her daraldıklarında bir oyunla bir şeyleri gündeme getirerek hani siyasetin içinde düzen kurmaya çalıştılar. Ama bu sürecin her aşamasında kadınları kullandılar. İktidara gelirken de kadınları kullandılar. İktidarın 20. yılında da yine rahmetli Oğuzhan Asil Türk'ün e, siyasette işbirliği, partiler arası diyalog nedeniyle sözleşmeyi kaldırın, sizinle çalışırız dedi. Ne yazık ömrü vefa, vefat et, hani vefat etmedi öyle diyelim. Rahmetli oldu kendileri. Ama o süreç içinde bu talebi de kabul gördü ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kaldırıldı. Sayın Cumhurbaşkanı bunu parlamentoya da gönderebilirdi. Meclisten 360 oyla da geçirtilebilecek bütün yolları dener ve uygulamayı geçirdi. Ama şöyle bir şeyi net düşündüğünü hani tanık olmadan bile kendi beynimizde kurabiliyoruz bir kurmacayı. Bunu açıkta tutalım. Bir taraftan gönüllerini hoş edelim ama öte tarafta kendi partileri içinde de sözleşmenin kalkmasından yana tavır koyanlar vardı. Onları da kenarda koymayalım gönülleri kırılmasın. Ama yarın öbür gün biz deriz ki ya biz yargıya gittik işte yargı kabul etmedi. Çünkü Danıştay 10. Daire gibi e, sicili e, sıkıntılı bir bölgeden geliyor bu kararlar. Ben Sayın Elma Hanım'ın yaptığı e, dilekçeden sonra dedim ki işte oyunun ikinci turuna da geçtik biz. Elma Hanım çıktı söyledi o ne olacak işte bir bir cengaver çıkacaktı biliniyordu bir doğruları söyleyen bir kadın çıktı bunu söyledi. Yarın öbür gün çıkıp diyebilirler ki e, Allah e, affetsin bizim e, şeyimiz yanılgımız e, bizi yanıltanlardan dolayı oldu. Neden oldu? Doğru söyleselerdi e, bu işin hukuksal ayağında bunu baştan yapmazdık ama biz yaptık. Hukuk kabul etmedi. Ben hukuktan yana tavrımı koyarım gibi tereyağından kıl çekercesine buradan sıyrılabilirler. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin durumu bir aşamada bu. İkinci ve en önemli aşaması e, sözleşme yürürlükten kalkmadı ki. Kalkabilmesi için parlamentodan onun alması lazım. Hep söylediğimiz bir olay izleyiciler de mutlaka biliyorlar. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nin ne içeriği ne gibi yüzde altı olarak bilinirliliğinin bu tartışmalar sonucunda yapılan araştırmalarla yüzde altmış altı orana geldiğini. Yani izleyicilerin İstanbul Sözleşmesi'nin e, içeriğinde parlamentoda uluslararası sözleşme olduğu için anayasanın 90. maddesi gereği parlamento tarafından kabul ve kaldırılma görevinin yürütebileceğini yani yasama yetkisinin parlamentoda olduğunu herkes biliyor. Parlamento bir şey kaldırmadı. O halde hala yürürlükte. Yürürlükte ama uyguluyor mu bunu o mekanizmalar dediğimiz Adalet Bakanlığı kurumları, Aile Bakanlığı, Kolluk Kuvveti hayır uygulama noktasında direnç sağlıyorlar. Bu direncin e, devam ettiği zorlandığı noktada da Hayata geçtiğini gözlemleyebiliyoruz. Hiç kimse sıkıntı duymasın. Bir sözleşme devam ediyor. Avrupa Konseyi'nin de bu konudaki Venedik müracaatıyla devam eden bir süreci var. Ama her şeyden öte muhalefette olan partilerin hepsi Saadet Partisi'nden tutun, İşçi Partisi'ne kadar, her biri Türkiye İşçi Partisi'ne kadar, ufakta ufaklı büyüklü, hani irili ufaklı dediğimiz muhalefeti oluşturan bütün partilerin, Hepsi İstanbul Sözleşmesi'nden yana tavrını koymuş durumda. Tarihi tam olarak belli olmasa da önümüzde bir seçim var. Ve siz Şubat ayı başında Deva Partisi Başkanı Ali Babacan'la görüştünüz. E, muhalefet partilerinin kadın politikaları konusunda görüşleri nedir? Neler duyuyorsunuz? E, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak özellikle... Şarkılar üzerinden ve bir atasözü üzerinden kadınlara yönelik rahatsız edici, hedef gösterici, cezalandırıcı, ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemler üzerine yönetim kurulumuz, Parti genel başkanlarının yavaş yavaş ziyaret edilmesi gerektiğini söylediler. Yani e, yavaş yavaş derken onların tempolarının çok yoğun olduğunu, parlamenter sistem için bir operasyonel düzen içinde yan yana gelme çabaları olduğu için bunların her biriyle görüşelim ve biz ne bekliyorsunuz, ne yapmayı düşünüyorsunuz, sürecin içinde neler yapılacak onu bilelim. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Kadın Hareketi de bu konuda gardını ne alacak? Ya da iktidar noktasında yola çıktınız, beraber gittiğiniz bu süreçte kadın konularında ne düşünüyorsunuz? İşte yeni bir anayasa yapılacak. Bu anayasa içinde nüfusun yarısının kadın olduğu e, konularla ilgili neler var? E, şu anki oluşturduğunuz masa düzeni içindeki ikinci şeyi ne diyelim onlara uzlaşı sağlamaya yönelik yetkililer, yardımcıların masasında mesela kadınlar, sivil toplum örgütleri, çevre politikaları gibi, meslek örgütleri gibi konular var mı? Bunları öğrenelim istedik ve ilk ziyaretimizi Ali Babacan'la ve ekibiyle yapmış olduk. Açıkçası geçen gün de bahsettim, bu konuda kadın politikaları için, İstanbul Sözleşmesi için, toplumsal cinsiyet eşitliği için vazgeçilmez ve hayatın birlikte yürütülebilecek bir düzeni olduğunu, iktidara gelme durumlarında ya da iktidarla yol yürürken söylemlerinden bu aşamada hiçbir taviz vermeyeceklerini çağdaşlık demokrasi adına söyledi. Diğer partilerle de giderken aynı soruları soracağız ve aynı cevapların hangilerinde uyumları var ya da hangi konuları gerçekten ciddi olarak düşünüyorlar mı yoksa Lafta mı hani e, ürettikleri politikadan ziyade söylemle gönül almaya mı gidecek? Onların da e, detaylarını alıyoruz, alacağız ve bunu da sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Bizim görevimiz bu üst çatı olarak bir kadın politikasızlığının iktidar tarafından bizlere empoze edildiği bu dönemde gelecek düşünülen seçim 2023 denilen seçime kadar Türkiye'de, bir erken seçim olabilir ise onu bilemiyorum o kadar e, konu üzerinde de, derin analizleri burada konuşmak da istemem ama önümüzdeki süreç içinde neler olabilecek? Bunların her birine karşı e, Türkiye'de Kadın e, Hareketi'nin alacağı kart, vereceği mesaj, e, temsil yetkisiyle ilgili soracağı sorulara cevap arıyoruz açıkçası. Kadına yönelik politikaların oluşmasında sizin katkınız olabilecek mi? Tabii. Bizim kapılarımız hepsini açık zaman zaman zaten görüşüyoruz arka planıyla hem kadın kolları politikaları başkanlıklarıyla hem onların konulara sadece bir parti için değil bütün partiler için o açık kapımız zaman zaman. Bilgilendirme, yetkilendirme, önerme gibi konularda devrede bu bizim için son 3 yıldır özellikle hatta ne tecavüz önergesinin geldiği dönemden biraz daha da geriye gidersek 2016'da boşanma komisyonundan beri iktidarda bulunan partilerle muhalefette bulunan partilere de yanlışları ve doğruları söylemek bizim zaten görevimiz başlarken demiştim ya federasyonun siyaset üstü konumu var. Yani herhangi bir bahçenin partinin arka bahçesi olmadığı için gördüğü yanlışları söyleme doğruları da alkışlama ya da onama gibi bir kendinde şey görüyor, yetki görüyor. Bunu da yapıyoruz anlamca yani bu anlamıyla da görevlendirmelerde, bilgilendirmelerde, yetkilendirmelerde elimizden geldiğince hataları, eksikleri, farkındalıkları ifade etmeye çalışıyoruz. Son günlerde yine çok sayıda kadın ölümleri gündeme geldi. Hatta çocuk yaşında Sıla'nın ölümü hepimizi çok üzdü. Sizce bu cinayetlerin önü neden alınamıyor? Alınmak istenmiyor mu desek acaba? Neden alınmak istenmiyor diye sorsan belki çok daha doğru gelecek bana. Çünkü elde her şey var ama siz eldeki sözleşmeyi yürürlükten kaldırıyorsunuz. Bu da sizin bu ölümleri önlemek istemiyorum mantığını ortaya koyuyor. Çok basit bir şey aslında. Önlemek isteseydiniz oradaki işte top, bizim bugün yapmaya çalıştığımız e, federasyon gücüyle devlet gücü bir mi? İktidarın gücünün yanında bizimki hani e, denizde bir şey damla misalidir ama iktidar bu politikada kadınlardan yana tavrını koymuyor. E, siyasal İslam dediğimiz tarikat ve cemaatlerden yana tavrını koyarak onların kadını güçlendirmeyin aman evde çocuğumuzu doğursun bizim de keyfimizi yapsın. Başlarına arada bir onlara hani e, şey e, ulüfe veririz bir görünlerini de alırız. E, birilerinden üç tanesini işe de koyarız. Hikaye kapanır sanar sanıyorlar. Yani bu duygu ve düşünceye inanıyorlar. Ben de buna üzülüyorum. Yani uzay Mars'a insanlı uzay aracı gönderdiğimiz bir dönemde birileri bu saçma masallara inanıyorlar. Çünkü bu masal yani hiçbir gerçekliği yok. Çok daha basit belki hepimizin içini ah vah dediğimiz öğlen kuşağına baktığınızda Türkiye'nin e, hangi halde olduğunu görürsünüz Siz e, saçma e, bir İslami e, duyarlılık diye kastettiğiniz Hani kendi felsefenizi ortaya koyarken akıllı telefon dediğimiz bir telefon her insanın elinde ve her insan o telefonda bastığı noktada TikTok'ta video çekiyor, sosyal Facebook'ta arkadaş buluyor, iş dünyası için kendine Instagram'da siteler açıyor, internet üzerinden pazarlama tak Yani e, cin şişeden çıkmış durumda bir şekilde siz hala önlemeye çalışıyorsunuz. Ve sizin bu o, masal dünyanızda inanan erkekler var. O inanan erkekler şiddetin otağında olan kadınlar kaçarak, öleceklerini bilerek kaçtıkları zamanda ölümle sonuçlanıyor. Bugün itibariyle geçtiğimiz günlerde Sıla'nın, 16 yaşındaki Sıla'nın devletin koruması olduğu zamanda öldürüldüğü Sıla'nın aslında en büyük şeyi, e, tablonun vehametini gösteren bir olaydır bize. Hangi olay açıdan bakacağız buraya? Bakın anne baba çalışıyor, evde bir hasta var, ona bir birinin bakması lazım. Ki bakacak? Bakacak kimse yok. Devletin yaşlı bakımı olsaydı ya da devletin Almanya'daki, Fransa'daki gibi hasta ve yatalak hastalara evde her gün itibariyle altını değiştirme, yemeğini verme gibi bir sağlık politikası ve programı olsaydı o kızcağız şeyden, bakım yurdundan alınıp babaannesine bakmakla yükümlü kılınmayacaktı. Ailenin böyle bir çaresizliği var. İki, Aile dilekçeyi, şikayet dilekçesini geri alıyor. Peki niye alıyor dilekçeyi? Çünkü tehdit ediliyor. Korkuyor canından olacağına ben dilekçemi çekeyim. Bu korkuyor. biz kadına karşı şiddetin her aşamasında yaşıyoruz. Aynı hanede konu komşunun inlediği şiddet olaylarında kolluk kapıya gittiğinde kadın diyor ki şikayetçi olmuyorum. Çünkü kapının arkasında ya çocuğunu öldürürüm ya babanı öldürürüm ya sana evlatları vermem gibi aileyle anneyle tehdit edilen bir süreç var. Buradan baktığınızda devlet korumayı yapamayan, devlet bakım sorumluluğunu hani kreşler açarak, yaşlı bakım merkezleri açarak gidermeyen, Eğitimde bu kızın geldiği noktada eğitime devam edemediğinde 16 yaşında nişanlandığında eğer ilk öğretimde toplumsal cinsiyeti öğrenmiş olsaydı merakı olmayacaktı. Şimdi siz Hiçbir eğitim almamış insanın e, cinsel dürtülerinin hani ergenliğe giren bir süreç o yaşlarda. E, nasıl önleyeceksiniz? Eğitimle terbiye ederek önleyeceksiniz. Bu nedenle ben çok açık ve net diyorum ki bu iktidar fail kadar faildir. Yani öldüren e, 21 yaşındaki failin suçu neyse... Onun da kadın erkek eşitliği yönünde eğitim almadığı, bu eğitimi sağlamayan iktidar, önlemeyen iktidar, cezaların uygulanmasındaki kararlılığını ortaya koymayan, Türk Ceza Kanunu'na kadına karşı şiddet suçtur maddesini eklemeyen, ısrarlı takipte bir günde suç olsa dahi onu tutuklatmayan, yine bu süreç içinde defakayı gündeme getiren, yine erken yaş evliliklerinde af getirme telaşı içinde olan Adalet Bakanlığı'nın olduğu iktidar, kusura bakmayın faildir. Sizi dinlerken sorunun ne kadar çok yönlü olduğunu anlıyor insan. Sisteme bir bütün olarak bakmak gerekiyor değil mi? Çok basit aslında ama bu kadar büyük ve bu kadar dallı hani olmasına rağmen temel noktasında bir adım önemli. Geçen gün sayın Adalet Bakanı e, ikinci kere geldiği görev makamında dedi ki işte e, seferberlik ilan edeceğiz. Ya biz 2010'dan beri seferberlikteyiz zaten. Siz neredesiniz günaydın? Burada iradeyi ortaya koyun ve biz burada saçının hani teline dokunan herkes yanar diyeceksiniz. Ceza muhakemeleri usulü kanununda bunların her birinin her birinin ortadan kaldırılması yönünde kararlılık ortaya koyacaksınız. Bakın ben size diyorum bilen e, siyasal anlamıyla herhangi bir şekilde ortada sıkıntı yaratmayan bir şey varsa gelin hep beraber bunu e, sürenin içinde halledebiliriz. Halledilebilecek bir mevzudur. Çok kısa zamanda bu işi yapabiliriz. 8 Mart Kadınlar Günü yaklaşıyor. Bu konuda izleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesaj Tabii ki kadının insan hakları konusunda mücadelemiz devam edecek. Bu sadece bir güne sınırlan bir şey değil. Dilde, zihniyette, söylemde mesela bakıyorsunuz işte kadınlarımız için şunu yapıyoruz. Kadınlarımız ya sen hala kadınları sahip edine olunacak bir mal olarak bu cümle içinde tasvir edebiliyorsan hiçbir şey yapamıyorsun dilde zihniyet değişimi başlar ve bu 8 martı dilde değişim, zihniyet dönüşümü olarak ele alalım. Hepimiz söylediğimiz kelimelerden, kullandığımız cümlelerdeki kelime içeriklerinin ne anlama geldiğini ve kadını ikincilleştiren, birey olmanın ötesine götüren eşitsizliğin aslında derinleştiği bu süreçte eşitliğe yaklaştırmaya çalışacak emeği ortaya koymak zorundayız. Her birimiz sorgulayacağız. Sosyal medyadaki söylemleri sorgulayacağız. Belediyelerin, kurumların, özel sektörün yaptığını sorgulayacağız. Çünkü biz hem belediyelerle çalışıyoruz ama aynı anda yaklaşık hani 20'nin üzerinde de özel sektöre toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ve onların dillerini, dönüşümlerini, çalışanlarının bilinçlenerek farkındalıklarına çarpan etkisiyle dışarıya da yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Bu 8 Mart bir öncekinden daha güçlü bir sesin çıkacağı, haklarımıza saygının istendiği, yine gece yürüyüşünde kadınların buluştuğu bir 8 Mart olacak. Canan Hanımcığım çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Bize vakit ayırdınız. Size çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Sizin de ne kadar bu konuda çalıştığınızı, farkındalıkla bir şeyleri yaratabilme, değiştirebilme, Emek verebilme sevdanızı tanıyorum. Onun için e, hepimizin zamanının kısıtlı olduğu bir süreçte bana da bu fırsatı, başkalarına duyurabilecek bir ses olarak verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, haftaya tekrar bir şehir hepimizin programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.